Yüce Yaradan ayetlerini kullarına göstereceğini ve kullarının bunu tanıyacaklarını kendisi garanti ediyor. Seyurikum ayatihi fetarifunaha. İçimizdeki anlam prosedürlerini de o yönetiyor. Bizim yanılıp yanlış algılayıp evet yanlış değerlendirdim dolayısıyla bu yanlış dediğimiz yerde o arka planda oluşan anlamı da Allah Azze ve Celle aynı anda biliyor. Dolayısıyla onu tahsih edecek, bizi hakka iletecek, kulunun yanılmaması için onu gerekli ayetleriyle buluşturup tanıştıracak ve ona onun bunu anlamasını sağlayacak işin içinde bir Allah'tan söz ediyoruz. Böyle kağıtları koymuş, çekip gitmiş bir öğretmenden söz etmiyoruz. Öyle bir öğretmen ki sınav yapıyor ve sınavda öğrencilerinin o soruyu nasıl anladığını, yani onun nasıl zihnine anlamın düştüğünü ve buna karşılık yeterince verilerle, bilgilerle önceden donatıp donatmadığını hepsini bil fiil kontrol eden bir öğretmen gibi. Yok öyle bir öğretmen de Allah Azze ve Celle öyle işte. Dolayısıyla öyle bir varsayımla yetersizlik öngörüp kulda akletmekten yana, sonra da kulun aklederek iman etmesini değil de önce iman edip ve öylece güvenmesini, bir takım temel parametreler üzerinden iman edip sonra da kitaba bütünüyle güvenmesini, bu yani neresinden bakarsanız bakın insanı bir biçimiyle yetersiz addediyor. Halbuki Allah, insan yetersiz olsun, Allah Azze ve Celle yeterli ve kullarının anlayışlarını da ne diyor? Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Biz ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Hem afakta, çevre dünyada, dıştan dışa ve fi enfusihim hem de içten içe hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Bunun onlar nezdinde hak olduğu apaçık belirginleşinceye kadar. Bunu üzerine almış Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla öyle yaya bırakacak, delilden yoksun bırakacak, sonra yanlış bir yargıya varmasını sağlayacak, o yanlış vargıdan da maazanallah tökezlemesine yol açacak. Sonra da niye akletmiyorsun diyecek orada burada, niye değerlendirmedin diyecek. Doğrudan gözü kapalı iman etmesini bekleyecek. Böyle bir zemin yok Kur'an'da. Tersine bir zemin var. Ve anlam süreçlerini de kontrol eden kudret Allah Azze ve Celle, kulun neyi anladığını, anlaması gerektiğini, onları da ona sağlayan bir kudret. Şu halde şirke yönelen kimse o zaman nasıl yöneliyor? Bir ihtiyaçtan, bir eksiklikten, bir saplantıdan, yaratılışındaki bir zafiyetten, anlam şeylerinde, algısında bir kusurdan dolayı değil. Bunların hepsinin tas tamam olduğunu varsaymalıyız. O zaman bir tek iradesiyle özellikle aksine gidiyor. Ve bu iradesinin önünde de onu çekip götüren hevası var. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Kendi hevasını ilahı edinen adamı gördün mü? Heva, arzuları, beklentileri, bunlar aklettiği şeyler değil. Çıkarları yani, menfaati. Aklettiğiyle tamamıyla zıtlaşır ama çıkarı olduğu için gider hırsızlık yapar. Bunun bir başkasının malına gasp olduğunu ona akleden yanı sabah akşam bangırır. Huzursuz bir şey olduğunu çok iyi bilir o akleden yanı, ama çıkar olduğu için daha fazla mala mülkeye kavuşmak için gider banka hortumlar, ihale kapar. Yani şimdi hırsızlıklar da eskisi gibi böyle daireye giren cinsten değil ki, vatandaş büyük büyük götürüyor. Ama bunu bildiği halde, akleden yanıyla buna muarız olduğu halde yapar, kendisini bu yönde belli katalizörlerle avutabilir. Yani şöyle ettik, böyle ettik, bizim de emeğimiz var falan diye. Bu heva, bu arzular, bu hevesler ve bu çıkarlar ona delalet edebilir, öncülük edebilir, kılavuzluk edebilir. Ama bence bu asla onu aklamaz. Akleden yanı hala orada çok net onu uyarmaktadır.